Merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz güzellerim benim gönül arkadaşlarım benim nasılsınız bakalım umarım hayatınızda her şey yolundadır güzellerim yazdığınız mesajları dikkate alarak benden üçlü ilişki açılımı istemiş çok kişi çoğunlukla yazıyorsunuz tabii ki ben sizin mesajlarınızı dikkate alarak video çekiyorum bunu her zaman söylüyorum üçlü ilişkiler istemişsiniz benden şimdi bugün size farklı bir üçlü ilişki bakımı yapacağım evok bakımı yapacağım size evok kartları net aşk ve ilişkiyi gösteren en net ve katinadır evoktur bilginiz olsun kartları yakından çekeceğim canlarım neden deseniz öğrenmek isteyen öğrenciler vardır Benden ders almak isteyen öğrenciler vardır. Benim zamanım olmadığı için özel ders vermeye ben ekrana yakın çekeceğim ve kartları lütfen takip edin. Daha ben ne yapayım? Bunu da size yapıyorum. Hainlik yok bende. Güzellik nedir? Ver ki sen Allah da sana versin. Duygunu ver, bildiğini ver, her şeyi, enerjini ver, güzelliği ver. Ben böyleyim, ben değişmem. Kendimi övmeyi de hiç sevmiyorum. Sizleri seviyorum. Eğer size yardımcı olabiliyorsam, eğer gönlünüze dokunabiliyorsam ne mutlu bana. O yazdığınız mesajları beğenmeden, izlemeden beğeni yapan arkadaşlar da hiç gözümden kaçmıyor. Hepsini görürüm ben. Hepsine dikkat ederim. Sizi çok seviyorum. Allah hepinizden razı olsun. Nasıl ki o mesajlarda yazıyorsunuz ya Nur Hanım Allah razı olsun. O bana yeter. Şimdi arkadaşlar kiminin gücü yetiyor özel bakımlar yapmaya herkesin durumu malum. Bu videomu özel bakımlara gücü maddi olarak gücü yetmeyen insanlar için yapıyorum. Ee, benim için gönül zenginliği önemlidir. Özel bakım tadında bir bakım yapacağım size. Şimdi aklındaki kişinin sana karşı enerjisi, üçüncü kişiye karşı enerjisine tek tek bakacağım. Şimdi karmayacağım kartları. Önce sana karşı enerjisi ve ortak enerjiniz nedir ona bakacağım. İlk önce aa, aklındaki kişinin sende arasındaki olan durumlar ve olası gelecek. İkinci kısımda ise üçüncü kişiyle arasındaki olanlar ve ortak enerjiye bakacağım ve kararı ne olacak? Bu seferki bakım karara bağlayacağız. Üçlü ilişkiler yaşayan kişiler aklındaki kişinin kararı ne olacak? Senden yana mı yoksa üçüncü kişiden yana mı? Şimdi bakımlarımız, bakımımız şu anda zamansız zamana niyetlendiğim bir bakımdır. Bilginiz olsun. Karşına çıktığımsa eğer izleyen kişi hiçbir şey tesadüf değildir. Ben hem aklımı hem mantığımı hem gönlümü ve kalbimi hem de kartları birleştirerek üç enerjiyi bir arada size okuyacağım elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım ee, dediğim gibi şimdi aklındaki kişi üçüncü kişi ilişki dediğimde bana yazıyorsunuz ki üçüncü kişi burada kim oluyor hayatım evli olduğun bekar olduğun sen de evlidir başka birisi var hayatında hiç fark etmez. İzleyen kişiyi önce diyorum izleyen kişi. Senin için üçüncü kişi karşı taraftır. Anladın mı? Evliysen bekarsa hiç fark etmez. Ee, üçüncü kişi izleyen kişi için üçüncü kişi oluyor. Daha nasıl açıklama yapayım size kuzular? Bu arada yukarıda bir tadilat var. Gürültü geliyorsa kusura bakmayın. Yapacak hiçbir şey yok. Haydi bakımıza geçelim. Öncelikle aklındaki kişinin sana karşı enerjisi ve senin ona karşı enerjisi nedir ona bakacağım. Haydi bakalım. İnşallah kartlar güzel enerjiler çıkartır. Ben de size güzel şeyler anlatırım canlarım benim. Bu arada emeğe saygı olarak lütfen arkadaşlar çok ciddi emek sarf ediyorum. Gerçekten zaman ayırıyorum ve o kadar candan gönülden ben bakım yapmayı seviyorum arkadaşlar. Bu arada ben hemşireyim. Benim 13 senedir bu işe gönül vermişim. Severek yapıyorum. Kim ne derse desin. Bir işi severek yaparsan eğer o işin hakkını vermiş olursun. Ben bu işi severek yapıyorum ve YouTube'da sadece bir senedir varım. Bir senedir YouTube'da fazla medyatik birisi değilim. Ama işimi severek yapıyorum. Ve gerçekten insanlara yardım etmeyi, yardımcı olmayı çok seviyorum. Bilmiyorum benim yapım budur. Kendimi övmüyorum. Boş konuşmalayı da hiç sevmiyorum arkadaşlar. Lütfen emeğe saygı olarak kanalıma abone olmayı unutmayalım canlarım. Benim kanalıma ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz. Katıl butonu falan da ben kullanmıyorum, sevmiyorum. Benim kanalıma abone olan ücretsiz bir şekilde abone oluyor arkadaşlar. 100 bin aboneye geçmişiz sayenizde. Ben istersem her zaman katıl butonunu açarım ama yapmıyorum. Benim sizin dualarınıza sizin yorumlarınıza sizin sevginize ihtiyacım var sizi çok seviyorum sadece abone olarak izlemenizi izledikten sonra bir beğeni bir yorum atmanızı rica ediyorum o bana yeterlidir kuzular daha ne olsun değil mi sizi e, gönderdiğim bu enerjinin güzelliğini aldığınız için yorumlarınız beni gerçekten o kadar mutlu ediyor ki anlatamam size tek de kendim yorumlara bakıyorum onun dışında ikinci kanalım Nur Tarot 2'den bak yine abonelerimi dikkate alarak yine özel bakıma gücü yetmeyen kişilere dikkate alarak ee, şey yapıyoruz soru cevap yapıyoruz. Cumartesi günü akşam saat 22.00'da her hafta sağlığımız yerinde olduğu sürece Allah'ın izin verdiği sürece bunu devam ettirmeyi düşünüyorum. E, kanalımda ikinci kanalda Nur Tarot 2'de bak konu para değil. Para atan, atmayan herkese ben bakıyorum. Bunu izleyicilerim biliyor. Herkese yetişmeye çalışıyorum. Her zaman söylüyorum. Hiçbir zaman benim için dua, benim için teşekkür, benim için sevgi her şeyden önemlidir arkadaşlar. Bu benim düşüncem. Herkesin düşüncesine de tabii ki de saygı duyarım. Saygı duyarım sizlere. Sizi seviyorum. Ee, özel bakımlara gücü yetmeyen kişiler vardır. Onlara dikkate almamız lazım arkadaşlar. Bu arada özel bakım için Asistanım Derya'ya ulaşıyorsunuz. 0531 278 07 29 numaralı Whatsapp hattından yazın. Videoların altına yazıyorsunuz ki Whatsapp numaranızı alın. Nasıl ulaşacağım? Daha ben nasıl söyleyeyim? İşte Whatsapp numarasını canlı canlı söylüyorum canlarım. E, bana niye soruyorsunuz kuzular? 0 531 278 0729 WhatsApp hattından özel bakım için asistanım Derya Hanım'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bakımlarımı WhatsApp görüntülü yapıyorum. Lütfen tercih eden kişiler şey yazsın. Çünkü görüntüsüz ben karşıdaki kişini görmeden, enerjisini almadan bakamam ki. Bakmam yani, sevmiyorum ben. Ee, şeffaflığı severim. Benim tercihim, herkesin tercihini de saygı duyuyorum. Benim kimseden korkacağım, çekineceğim yok. Benim kanalım yasal arkadaşlar. Vergimi ödüyorum. Vergi levhamız var. Ee, diplomamız, okuduklarımızın, aldıklarımızın diploması var. Daha benim kaçarım, göçerim yok ki ben neden görüntüsüz bakım yapayım? Sanki karşılıklı yüz yüze. E, olmuş gibi hissedeceksiniz. Öyle bakım yapıyorum, ben böyle seviyorum. Evet, canlarım benim. Bakalım ilişkilerde neler var. Şimdi bak, bu e, enerji olarak şimdi burada dur. Karıştırmaya karıştırmamanız için bu izleyen kişidir, tamam mı? Kırmızı kap izleyen kişi. Bu ise bu ise aklındaki kişinin sana karşı enerjisine. Üçüncü kişiye ikinci açılı şeyi de bakacağım. Bu senin düşüncelerin izleyen kişi. Bu da aklındaki kişinin düşünceleri enerji olarak. Bir de ortak enerjinize bakacağım. Ortak enerji demek ne demek? Yani onun sana karşı düşüncesi. Senin ona karşı düşüncen burada enerji olarak bir de ortak enerjiye bakacağız. Ortak enerjideki kartları seçelim. Hemen yorumumuza başlayacağız. Ortak enerji dediğim nasıl bir enerji bekliyor sizi demektir. Anlatabiliyor muyum? Bu güncel duygu düşünceniz ortak enerjide de sizin nasıl bir enerji bekliyor ona bakacağız. Anladı, anladınız umarım. Ortak enerji. İkinizin ortak enerjisinde neler bekliyor sizi? Onu açıklayacağım kuzularım. Haydi bakalım. Bakalım neler var. Ve bir de sorumuzun cevabı ne olacak? Kararı ne olacak? Bu bu bakımın farkı karara bakacağız. Kararı ne olacak? Kararı ne olacak? Kimden yana olacak seçimi? Bu üçlü ilişkiler her zaman acı veren ilişkilerdir arkadaşlar. Rabbim kimseye böyle bir şey yaşatmasın derim ben. Çünkü üçlü ilişkilerde her zaman acı çeken tabii ki eriller de acı çeker ama özellikle acı çeken kadınlar oluyor. Çok üzgünüm yani. Gerçekten çok üzgünüm. Kimse böyle bir şey yaşanmasını istemez. Kesinlikle istemez ve buradaki enerji olarak bu Bakalım bu kartlardan da bir tane çekeceğim. Ortak ilişkinin ortak enerjiye. Bu kartları da çok seviyorum. Olağanüstü enerjisi var kartlara. Kartlarımı ben aşığım. Çünkü neden biliyor musunuz? Bana o kadar net cevaplar veriyor ki size anlatamam. Yani biz ben kartlarıma aşığım. Benim e, eşim bana şey yapıyor. Diyor ki sen kartlarını benden çok seviyorsun herkesin yeri ayrı. Benim kartlarım benim için özeldir. Seviyorum. Ne yapayım? Kim ne düşünürse düşünsün. Hadi bakalım. Bir tane de katina çektim. Evet. Şimdi bir tane de bu şu karttan çekmek istiyorum. bir tane de kart çekip hemen bakıma geçeceğim. Kartları çekmek biraz zaman alıyor. Ama olsun ne güzel muhabbet ediyoruz. Hadi bakalım hangisini hangisini. Ah şunu çekeceğim. Evet. Önce senin enerjine bakacağım. İzleyen kişi bu senin enerjin. Yine tekrar ediyorum. Bu izleyen kişinin enerjisi, bu izleyen kişinin aklındaki kişinin enerjisi, bu ise olası gelecekte ortak enerjiniz. Anladınız umarım. Bakalım. izleyen kişide ne var? Şartları zorlamak, gayretli olmak, radikal kararlar almak, kibirli haşim benci zorlamak veya zorbalık yapmak. Bu kişinin artık kotasının dolmuş olduğunu gösteriyor. Gayretli olmaya, güçlü olmaya çalışır. Artık tahammül seviyesinin kalmadığını gösteriyor. Tahammülüm yok artık bu ilişkide ne olacaksa olsun. Senin hareket hal ve tavırların benim hoşuma gitmiyor havasını gösteriyor. Haşin bencil yani artık ee, nasıl anlatayım tepkisizleşmiş. İlişkindeki olumsuzluk ve ilişkideki karşı tarafın yaptığı enerji veya karşı tarafın üçüncü kişiyle arasındaki olan enerji de bu kişinin izleyen kişinin artık tahammül seviyesi aşağılarda gösteriyor. İyi görmedim. Ee, ve burada diyor ki ben senin için her şeye fedakarla yaptım. Şuradaki enerjiyi görüyor musun? Ayrılık yaşadığınızı gösteriyor, ayrıldığınızı gösteriyor. Bu e, karşı tarafında sana arkasını dönüp gitmesi de olabilir. Veya buradaki haşindik, sıkıntı, zorbalık ve zorlamak senden yana da olabilir izleyen kişi. Şimdi arkadaşlar bu kolektive niyetlendiğim bir açılım olduğu için her versiyonunu anlatacağım. Üzerinize uyanı alın kuzularım. Hepsi yüzde size uyamaz. Mümkün değil böyle bir şey. Ama mesela bir kartın açıklaması enerji olarak üç tanesi hepsini açıklayacağım size. Siz üzerinize uyanı alın. Burada bir ayrılık söz konusu. Ya sen resti çekmişin, ya olası olan üçüncü kişiyle arasındaki ben üçlü ilişkiyi yaşayamıyorum artık taşıyamıyorum bunu diyerek üzülerek veya artık ona kızarak ona içinde bir şey var bir hırs var bir hırs yapmışsın artık bana verdiğin sözler vaadler nerede enerjisini veriyor ve buradaki enerji de onun ona resti çekme veya şu anda güncel olarak aranızda bir ayrılık yaşandığının işaretidir bu pişman olduğunu gösteriyor senin e, izleyen kişinin e, neyse iyi kötü hayatımda vardı Onunla konuştuğum zaman mutlu oluyordum veya bir pişmanlık içerisindesin. Belli ki res çekmiş ve kaba konuşmuş, kötü konuşmuş olduğunu ki hak ettiğini düşünüyorum. Ee, konuştuktan sonra da pişman olduğunu gösteriyor. Sende bir pişmanlık var. Belki bir yanlış yapmışsın, sonra üzülmüşsün. Belki merhametinden yana üzülmüşsün. İlk sinir ve öfkeyle haşin ve bencillik diyor. Bencilce davranmışsın ona sonra da üzülmüş olduğunu pişman olduğunu gösteriyor. Seni hep bekleyeceğim diyor. Çünkü senin ona karşı duygusal olarak bağını tertemiz gösteriyor. Seni her zaman beklerim. Ben bu ilişkide her türlü fedakarlığı yaparım enerjisini verdi. İşaretleri fark ediyor. Bazen bir şarkı önüne düşen bir nesne, bulutlar hatta bazen seni durduran bir e, aksilik bile sana bir mesaj vermek istiyor olabilir. Yani bu ne demek arkadaşlar? Şu andaki diyor ki, hani deriz ya her şeyde bir hayır var. Belki bu ayrılığınız da sizin için hayırlıdır diye buna dikkat et diyor. Doğru zamanda doğru yerde olmaya ve doğru cümleleri konuşmaya niyet ediyorum de. Farkındalığını yüksek tut. Belli ki burada izleyen kişi agresifleşmiş olduğunu gösteriyor. Bazen öfke kontrolü olan olmadığını ve kırıcı konuşmalar yaptığını ve 5 dakikalık sinirle her şeyi yıkıp döktüğünden bahsediyor. Bu da sonra pişmanlığını yaşıyor. Çaba göster ilişkini kurtar diyor. Kartın önerisi ve enerjisi diyor ki senin de bir, bir tık fazla çaba göstermen gerekiyor. Ne diyor? İlişkinin kopma noktasına bile gelse sen elinden geleni yap. Güneş yeniden doğacak. Yarın yeni bir gün olacak. Onu affet. Kendini affet. Onu dinle. Kalbine uy. Anı yakala. Gerekiyorsa değişimi al. Çabayla onu tekrar sevgiye çağır. Yani burada enerji olarak diyor ki veya senin düşüncende, senin enerjinde. Tamam ona karşı bir mesafen var. kızmışın tartışmışsınız, res çekmiş olabilirsin ama burada pişman olduğunu gösteriyor ve gele, gelen enerji diyor ki enerjin onu affetmen lazım çünkü sen onsuz olmuyorsun belki de kadersel bir bağınız vardır onu kabul etmen ve affetmen gerekiyor diyor enerjide veya senin düşüncende bunu gösteriyor şeytani dürtüler huysuzluk ve kavga kavga çıkaran kişi belki kıskançlıktan dolayı kavgayı kim çıkarır seven kişi çıkarır Kavga çıkartan kişi sensin. Burada huysuzluk yapan veya bazı şeyleri kabullenmeyen kişi, izleyen kişiyi gösteriyor. Canlılığını arttırman gerekiyor. Kuşku ve şüphelerden dolayı. Bu, bak burada ilişkide kuşku ve şüphe güvensizlik ve inanmadığını gösteriyor. Bunu yapma diyor sana enerji olarak. Kuşku ve şüphelerle bir yere varamazsın. Aranızda şüpheler var. Ona güvenmediğini, kıskançlığını gösteriyor. Canlılığınızı arttırın diyor. Yani motivasyon olarak seni aşağıda gösterdi enerji olarak. Sanki bu ilişkinin artık kurtararı yok gibi, sanki bütün umutların kesilmiş gibi hissediyorsun. Ama diyor ki, yarın başka bir gün, Güneş yarın da doğacak. Tıpkı gecemizi aydınlatan güneş, bu ilişkide bu enerjinin de senle onun arasındaki olan olumsuzluğu ve karanlığı aydınlatacağını işaret ediyor kuzular. Ve burada kendi kötü huylarının farkında olmayan, nefsin peşinde koşan Hakikattan uzak olan. Şimdi burada senin düşüncende bu kişi böyle olmuş olabilir. Sen bencilsin, nefsinin peşinde koşuyorsun, beni umursamıyorsun, kendi keyfindesin enerjisi de olabilir. Veya burada açıklamada sen kendini suçluyor olabilirsin, kendi yaptığın şeylerin, kendi konuşmaların, kendi hal ve hareketlerine dikkat etmediğinde olabilir. İki versiyon var. İkisini de size açıkladım kuzularım. Şimdi aklındaki kişinin sana karşı enerjisine bakacağım. Aynı şekilde üçüncü kişiye de öyle. Bundan sonra üçüncü kişiye bakacağım. İyice dikkatlice dinleyin. Tamam mı? Şimdi aklındaki kişinin sana karşı bakalım ne var? Stratejik yaklaşımlar, cesaret, dürüst bir tutum sergilemek, güçlü ve enerjik hissetmek. Burada bu kişinin gönlünün rahat olduğunu gösteriyor. Neden rahat? Diyor ki ben sana yalan söylemedim ki. Ben senin hayatına girdiğimde benim evli olduğumu veya başka üçüncü bir kişinin olduğunu veya veya bak herkes uyan alsın veya veya benim nasıl bir karaktere sahip olduğunu hiçbir zaman senden saklamadım diyor. Ben sana her zaman dürüst bir tutum sergiledim diyor. Güçlü ve enerjik bir kişi var karşımızda. Aldebaran'ın enerjisini çıkardı. Stratejik yaklaşımlar, akıllı ve zeka küpü, kurnaz birisidir. Ee, kesinlikle sağlam, cesaretli yani duruşu sağlam olan birisidir. Öyle tırıvırı işlerle uğraşan bir enerji çıkarmadı benim karşıma aklındaki kişiyi. Sana karşı dürüst olduğunu gösteriyor. Yani en azından diyor ki sen benim ee, çok affedersiniz sen benim nasıl bir karakteri ve hani mal benim bilirim diyorlar ya çok özür dilerim nasıl biri olduğumu biliyordun diyor benim karakterimi bildiğin halde ben, beni hayatına kabul ettin böyle bir enerji yansı diyor gizli saklı konular üzücü durumlar ve olaylar aranızda yaşanan enerjide bu kişinin senden sakladığı gizli saklı olayların ve üzücü durumların açığa ve ortaya çıkmasından bahsediyor bu böyle olabilir Belki bu kişi diyor ki sen benim özgürlük seviyemi biliyordun. Sen benim karakterimi biliyordun. Belki benim hayatımda üçüncü bir kişinin olduğunu da biliyordun diyor. Ama buna rağmen diyor senden sakladığı bazı şeyler var. Ba çok güzel saklıyor her şeyi. E açık vermez, sır vermez. Böyle bir enerjiden bahsediyor. Çok baskın ve her zaman kendini akıllı ve kendini ee, hani beni sorgulayamazsın enerjisinde olan bir karakteri çıkardı sağlam çok sağlam. Tilki metaforu. o kurnazlık yapan kandıran. Şimdi burada enerjide size söyledim ya bu kişi çok akıllı stratejik yaklaşım manipülasyon manipüle eden bir karakter. Ve burada çok akıllı senin nerede nasıl vuracağını gönülden bahsediyorum bilen birisidir. Maddi anlamda maddiyata çok düşkünlüğü olan herkesin maddi anlamda rahatı sever ama bunda bir tık daha fazla sanki kolay para kolay para yani zeka ile kazanılacak paradan bahsediyorum. Biri var el emeği fiziksel emek sarf ederek para kazanma biri var zeka ile para kazanma bundan bahsediyor ve ee, bak kurnazlık yapan, kurnaz birisi çok akıllı birisidir bu gerçekten. Bu böyle olabilir. Belki hayatını düzene sokmakta enerji olarak akıllı davranıyor veya sana karşı enerjisinde seni çok net tanıyan birisidir. Nereye kadar gidebilir seninle veya onun yaptığı enerjilere, onun yaptığı sorulara, hal ve hareketlere nasıl cevap verirsin seni çok güzel tanıyor geçmişime sıkışıp kaldım bu da yeni kapı açmama engel oluyor. Belli ki bunun hayatında, geçmişinde yaşadığı bir şeyler var. Evli olabilir. Hayatında takıldığı olan, mecburiyeti olan üçüncü kişi olabilir. Yani bu keyfi senden ayrıldığını görmüyorum. Akıllıdır, şeydir, zekidir, tilkidir, şey uyanıktır ama geçmişime sıkışıp kaldım. Bu da yeni kapaçmama engel oluyor. Yeni kapaçmak nedir? Seninle yeni bir kapı açmaya engel oluyor diyor. Bir engeli var. Budur. Egoya bakar mısın? Egonun yanlış kullanıyorsun. Egonun değil hakikatin sesini duymayı seçmen lazım diyor. E, meditatif çalışmalar ve de bu kişinin biraz psikolojik olarak gergin gösteriyor. Ego narsist bir karakter değil de Tatlı narsist diyorlar böyle tiplere. Hani kendini haklı görmek, kendini düşürmemek, egolu davranmak, baskın davranmak benim dediğim olacak. Ee, herkes beni sever, benim peşimden koşar gibisinden bir enerjiye sahip olan birisini veriyor. Onu kendine aşık et görüyorsun değil mi tilkiliği? Yani senin nasıl kendine aşık etmesini, sana nasıl davranmasını, bir kişiye ilişkide nasıl davranmasını çok net bilen bir karakter var karşımızda. Zor çözülen bir karakter var karşımızda bilginiz olsun. Onu kendini önce kendini sev Allah'a şükret o seni yarattı. Sen özelsin. Allah sana ruhundan üfledi. Bu kişiler bir tık nankörlük de var arkadaşlar. Onu sana aşık olması için sen de ona tüm güzelliklerini al. Diyor ki yani kartın enerjisi. Önce sen kendini sev, kendinle barış ki sonra sevgini ona ver. Bencillik yapma diyor. Biraz yumuşaman gerekiyor. Böyle bir enerjiyi çıkardı. Düşünce içerisinde olduğu olduğunu gösteriyor. Kaygılı. Yani aranızdaki ilişkide ve enerjide sana karşı kaygı yaptığını gösteriyor. Yani meçhul bir durum var. Soru işareti var. O soru işaretinin içerisini, içeriğini çözmeye çalışan bir enerjiyi veriyor, düşünüyor. Yani seni sevmese bu düşünmez diye bunu gösteriyor. Düşüncelerinde ne var bir bakalım. Askıda kalan mevzular aranızdaki mevzunun askıda kaldığını gösteriyor. Senin isteklerine, senin enerjinize yüzde yüz cevap vermediği için kendini sorumlu bulduğunu düşüncesini yapıyor bu. Mevzular askıda kalmış yani yarım kalan net bir cevap verdiğini göstermiyor sana. Evet ve hay hayır cevabı olduğunu göstermiyor. Aranızda ayrılık yaşanmış, ayrısınız ama askıda kalmış mevzular yani ilişki tamamen kopmamış suçluluk duygusu hissediyor. Sana karşı mahcubiyet, mahcubiyeti bırak. Suçluyum diyor. Suç bende diyor. Ben yanlış yaptım. Şu tripod beni öldürecek. Evet. Suçluluk duygusundan bahsediyor. Sana karşı mahcubiyeti ve suçlu olması artık bu ilişkide, bu ayrılıkta ben suçluyum, çıkmazdayım diyor. Uyarılara dikkat et diyor. Seni unutmuş olduğunu göstermiyor. Duygusal olarak da. Görsel olarak. Hani insanın gözüne bazen gözükür ya bazı şeyler. Seni hissetmeye çalışması. Siyah ayna diyor. Yani nereye gidersen git diyor. Suçlu sensin. Aynada kendini pak ve temiz olduğunu görmüyor. Kendini çok ciddi şekilde suçladığını ve bu suçlu durumdan çıkmaya çalışmakla ilgili proje ve plan yaptığını gösteriyor vicdan rahatsız arkadaşım bunu söyleyeyim. Şimdi aklındaki kişiyle ikinizin olası gelecekteki ortak enerjisine bakacağım. Anladınız değil mi? Senle olan ortak enerjisine bakacağım. Ay romantik ay Evet çok güzel toprak ana çok güzel çok güzel şimdi buradaki enerjide ne diyor Evet, diyor ki aranızda yaşanmış olan son ve bitiş tıpkı burada gösterdiği ayrılık kartı gibi şu anda mevcut durumda ayrısınız. Belki bir tık konuşmuş olabilir konuşuyor olabilirsiniz ama karardan yana eminlik yok. Sende midir, onda mıdır? Burada bir netlik yok ve son ve bitiş diyor yani senin burada kararın belli ya bu ilişkide insan olarak kararını verir dönersin bana ya da üçüncü kişi ben böyle istiyorum ve burada resti çekmiş olan artık yorulmuş bıkmış olan enerji seni gösteriyor izleyen kişi şu anki enerjinizde deneyim diyor denenmediği olaylara e, e, deneyimlendiği olaylara edinmiş tecrübe ile yaklaşma yaşananlar üzerinde tecrübe edinene veya tecrübe kazanmak üzere karşımıza çıkan yeni sınavlar ve sınanmak. Şimdi buradaki ortak enerji diyor ki şu anda ayrısınız ya canlarım sınanıyorsun senin de sınavın bu kişidir veya bunun da sınavı sensin. Sınav ama senin düşüncende de diyor ki acaba bir deneyim miydi ortak enerjide? Neden bu kadar sınanıyorum ben? Şimdi belli ki bu enerjide ortak bir sevgi var ki burada sınanmadan bahsediyor. Sen benim sınavım mısın diyor. Burada e, yeni sınavlar ve yapılmış olan sınavlar burada hala bir tık yine ilişkinizde karşılaşacağın bir sınavın daha olacağından bahsediyor enerji kartlarım. Ve burada diyor ki eee desteği getirdi. Bundan önce gelen, sonra gelen nedir? Toprak anayı çıkardı. Sevineceğinizi, sevdiğinizi ve rahatladığınızı hissedin. Toprak ananın enerjisi ortak enerjilerde sizin huzurunuz birbirinize karşı çok ciddi şekilde yüz yüze geldiğinizde, karşı karşıya olduğunuzda acayip şekilde enerji almanız ve huzurlu olmanız var birbirinize konuşacağınız çok şeyler olacağını gösteriyor. İçinizde biriktirdiğiniz aşk ve tutkudan bahsediyor arkadaşlar. Şimdi bu üçüncü kişiyle senin ortak enerjinde aşkı gösteriyor. Sen benim huzurumsun. Tamam aramızda ne yaşanıyorsa yaşansın. Sen benim. Bak şu enerjiyi görüyor musunuz ayı? Bak bu aşktan yana olan. Bak şuradaki işaretlere bakın. Aşktan yana olan kaygını yani sen benim gönlümdesin diyor ikinizin de ortak kararında sen benim gönlümdesin ikimizin de birbirimize anlatacağımız çok şey var şurayı görüyor musun ve çok şeyin içeriğini özellikle aşk ilgi su enerji olarak e, ilgi ve aşk yansıtıyor diyor ve çok kaygılı ikinizi de çok kaygılı gösteriyor. İkinizin de birbirinize tutkunuzun olduğunu gösteriyor. Şimdi buradaki enerjinin peşinden gelen e, adaletli ve adil davranmaya çalışması. Yani diyor ki ortak enerjide biz birbirimize çok emek sarf ettik. Bu ilişkiyi böyle yarım yamalak bırakamayız enerjisini gösteriyor. Bu var burada ve ilahi adalet bizi affetmez diyor korkular var. Merhametten yana da. Olacak ee, tabii ki ben her zaman diyorum ya Allah sizi merhametli insanlarla karşılaştırsın bizi buradaki merhametin de öngörüsü duygu ve merhamet de öngörü olarak gösteriyor bana kendin olarak gel enerjisi var yani diyor ki tamam kızgınız tartıştık küfürleştik ama kendin olarak gel diyor. Bana başkalarının lafını lafıyla dolduruşuyla gelme diyor. Sen bu değilsin diyor keza. ikinizin de ortak enerjisinde aynı şeyi gösteriyor. Sen ona diyorsun bana kendin olarak gel. O sana diyor ki bana kendin olarak gel. Kimseyi istemiyorum. Yani senin hayatındaki üçüncü kişiyi ben istemiyorum diyorsun sen. O da diyor ki sende de var üçüncü kişi. Ben de onu istemiyorum. Veya seni dolduruşa getiren insanlar var. Ben de onu istemiyorum. Bana kendin olarak gel. Romantizm sizi çok güzel, romantik, duygusal karşılaşmalar ve güzel bir beraberlik bekliyor. Şu güzelliğe bakar mısın? Bekleyen enerji budur. Bolluğu kucakla ve güçlendirme. Aranızda olan romantik duyguların ve duygusal enerjinin ikiniz tarafından da daha güçleneceği bir dönemin gelişinden bahsediyor. Nokta net. Şimdi burada ne var? Bolluğu kucakla. Şansın açık. Bolluğu çağır ve kucakla. Ee, yani buradaki enerji olarak diyor ki bu ilişkinin kurtarıcı var, bu ayrılık, bu yıkım veya bu restleşme beklemediğin andaki güzel ilişkinin başlayacağını ve tekrar bir araya daha duygusal yaklaşım ve daha sağlam yaklaşımla yaklaşacağınızı gösteriyor. Tamam mı? Şimdi ikinci kişiye karşı enerji aynı şekilde. Bu sizinle olan enerjisiydi ikinci kişi demişim. Şimdi aklındaki kişinin üçüncü kişiye karşı düşüncesi sana karşı enerjisi ve ortak enerjiye bakacağız. Tamam mı canlarım? Şimdi öyle bakacağız. Evet çok güzel ilerliyoruz. Böyle ben daldım mı güzel dalıyorum tarota. Şimdi bakalım. Bu senin aklındaki kişidir. Bu da üçüncü kişidir. Anladın değil mi? Bu senin aklındaki kişidir. Aklındaki kişinin üçüncü kişiye enerjisi. Bu da üçüncü kişidir. Hadi bakalım. Bakalım üçüncü kişiye karşı neler var. Aklındaki kişinin üçüncü kişiye sana nasıl baktıysam enerji olarak üçüncü kişiye de aynı şekilde bakacağım. Hadi bakalım. E, aklındaki kişi ve üçüncü kişi. Evet. Hadi bakalım. İnşallah güzel şeyler çıkar. Ben de size güzel e, şeyler anlatırım canlarım. Yine ben söylüyorum. Buradaki enerjide e, ve buradaki enerjiler e, kartını gösterirse beni biliyorsunuz. Onu söylerim. Ben de yalan olmaz. Popohlamak da olmaz. Kimseye yalan. Borcum da yok. Sizi aydınlatmaya çalışıyorum. Bunu ortak enerjide çıkartırım. Ortak enerjiyi sonra çıkaracağım. Çünkü kartlar karışıyor. Tamam mı canlar? Evet şimdi bakalım. Ortak enerjiyi sonra açalım. Güzel bir video olsun. istedim. Böyle cani gönülden güzel enerjiyle bakacağım bir video olsun. Ben bütün videolarımı camdan çekerim arkadaşlar biliyorsunuz. Beni bilen bilir. Size yardımcı olmaya çalışıyorum. Özellikle maddi sıkıntısı olanlar. Gönlü güzel olanlar size yardım etmek için ben bunu açtım. Tamam mı? Şimdi ne bakacağız? Ha. Bakalım. Hızlı geçmeye çalışıyorum ki devamlı yine kart açacağım. Bir aydınlatalım sizi. Şöyle bir karayım. Bu kişiye de bir bakalım. Neyin nesiymiş bu üçüncü kişi? Neyin nesi neyin fesiymiş? Allah'ım gerçekten üçlü ilişkiler çok zor arkadaşlar. Üçlü ilişkilerde yine bak tekrar ediyorum. E, her zaman üzülen dişil enerjiler oluyor. Çok üzgünüm. Daha sabah benim bir arkadaşım beni gelmiş. E, arkadaşım uykudan uyatmış sabah altıda. Allah'ım Allah'ım zor sakinleştirmişim. Neden? Çünkü üçlü ilişki var. Çok zor yavrum çok zor. Gönül bu. Gönül ferman dinlemez. Ben bunu biliyorum. Gönül ferman dinlemiyor arkadaşlar işte. Kim ister ki üçlü ilişkin içerisinde olsun. Kimse istemez bence. Vallahi istemez. Yani işte ama kader. Ne diyeceğim artık? Kader. Bir bakalım bu, bu, bu kartlardan da çekeceğim. Bakalım kalbindeki ne kalbinde ne diyor. Aa bu niye karışmıyor bu üçüncü kişiye? Evet. Başka ne kartımız kaldı? Şundan da çekeceğim canikolarım. Yok bunu ortaya çekecektim. Evet, bence çektik hepsini. Ee, şimdi bunu çekeceğiz. Bunu çektik mi? Çekmemişim. Bak bu karttan. Şimdi e, bakalım neler var. Üçüncü kişi. Haydi bakalım. Şimdi buna bakayım önce sonra ortak enerjinize bakacağım. Bu aklındaki kişinin üçüncü kişiye karşı enerjisidir. Anladın değil mi? Bir bakalım. Fiziksel ve ruhsal olarak beslenme ihtiyacı, annelik içgüdüsü veya anne çocuk ilişkisi, koşulsuz sevgi, doğu, koşulsuz sevgi ve doğurganlık bereket. Şimdi burada bu üçüncü kişiyle evli de olabilir bu. Anladın mı? Veya aralarındaki enerji olarak beslenme ihtiyacı duymak. Beslenme ihtiyacı nedir? Duygusal ve cinsel açlığı do doyurma, maddi açlığı doyurma gibi bir enerji çıkardı burada üçüncü kişiye karşı enerjisinde. Anne çocuk ilişkisi, koşulsuz sevgi. Yani anne çocuk ilişkisi ne demek? Ya evlidir bu kişiyle, evlidir bu kişiyle ya bir çocuk mevzusu vardır bu kişiyle veya ailesi mi bu kişiden yanadır bundan biridir yani başka açıklaması yok. Doğurganlık ve bereket. Her enerjide berekete ve maddiyata, güce daha çok yansımadan bahsediyor. Bilginiz olsun. Burada ne var diyor? Adanın ruhu yalnız ve yalınsın tıpkı bir ada gibi tek başına zaman geçirdiğim bir dönem fakat deniz senin varlığından haberdar. Şimdi bu kişiye karşı kendini güvende hissetmediğini gösteriyor. Duygusal olarak boşlukta olduğunu gösteriyor. Yalnız ve yalın hissediyor. Tıpkı bir ada gibi. Yani kıpırdayacağı hiçbir şey yok. Bir alan var. Adayı biliyorsunuz dört taraftan su bir alanın içerisindedir. Orada çaresiz bir vaziyette girdabın içerisinde olduğunu gösteriyor bu, karşı enerjisinde. Bir e, kötü bir dönem. Fakat diyor ki deniz senin varlığından haberdar. Yani Allah yardımcın olsun diyor. Yani başka bir açıklaması yok bunun. Ve burada onunla romantik bir yolculuk. ilişkinin pe, e, pekiştirmek için bir yolculuk planı yap. Belli ki bu kişiyle de arasında sorunlar vardı. Romantik bir kaçış şimdi sizi mutlu edecek. İkiniz bir başka kalacağınız, bambaşa baş başa kalacağınız bir zamanda ilişki güçlendirebilirsindir. Bu aşkın enerjisini yükseltiyor. Yani belli ki bu kişiyle de arasında bir görüşme, bir iletişim, bir ilgi olmadığını gösteriyor. Boşluktan bahsediyor ki düşüncesinde diyor ki hani biz deriz ya şeytan diyor ki her işi de yapıp şeytan üzerine atıyoruz ya o da var tabii ki. Bu da bizim fıtratımızda var. Lanet olası şeytan da var da. Ee, ama her şeyi de şeytana yüklüyoruz. Biraz da bir, biz kendi suçumuzu bir kabul etsek zaten problem olmayacak. Ben bunu hep söylerim. Şeytan da bir bahane yani anladın mı? Buradaki enerjisinde sanki bu kişiyle diyor ki afallamış kalmış ya ortada. Ne yapacağım diyor ne edeceğim diyor. Bu kişiyle arama mı düzelsem? Yani ortada bir afallama söz konusu. Bu kişiye karşı mesafeli davranıyor. Mesafesi var. Yani araları bozuk. Dostluklar. Geçen gerçek dostluklarla birlikteysen Özgüvenin artar ve yaşam enerjisi yükselir. Seni seven insanlara ihmal etme. Bu kişiyi ihmal ettiğini gösteriyor. Belki de bu kişinin de buna karşı ben, e şey olarak şimdi tamam sizin gözünüzde üçüncü kişi olabilir ama üçüncü kişi de bir insandır arkadaşlar. Bunu da dikkate alalım. Bu kişi buna karşı kötü olmamış. Bak dostluklardan bahsediyor. Seninki ona karşı şu anda nankörlük yaptığını gösteriyor ve diyor ki Gerçek dostluklara karşı biraz saygılı davranman lazım. Lazım. Ay konuşamadım. Şimdi ne diyor? E, e ego yaptığını gösteriyor. Kara vaftizi çıkardı. Burada seninki arasında bir kızgınlığı var. Bununla bir kızgınlığı var, bir öfkesi var. Kızgın gösteriyor. Ego yaptığını ona karşı da yansımasın e şey enerji olarak yansıttığı enerjiyi hoş göstermiyor. Farkındaysanız bir tane normal kart çıkmadı şimdiye kadar. Bunu gö gösteriyor. Kendine güven diyor. Ee, kendine güven diyor ne, ne var kendine güvendiğini gösteriyor ve buna karşı ondan sanki kaçmaya çalışması kendine güven bunu yapabilirsin veya onunla arasını yumuşatma da olabilir bunun aralarında problem var aranızı arasını yumuşatmak için ona karşı e, bir yanlış yapmış olabilir burada kendine güven diyor bir veya bu kişiden ayrılma isteği şimdi sonuna kadar bakacağız ne diyor bir bakalım enerji olarak bu kişiye vadilerde bulunmuş zamanında ben e, bir şey e, demiyorum bir zamanında vadilerde bulunmuş adım atmış bu kişinin ona karşı enerji olarak yoğun yardımını gösteriyor dostluklar yani biz düşman değiliz enerjisini çıkartıyor bak görüyor musun benim hayalimsin diyor kafasında ona karşı bir belki onun işinden gücünden durumundan dolayı da bir hayali hayalimsin diyor belki gücü onu hayran bırakmıştır bu olabiliyor çünkü hiç tutkudan bahsetmedi kart ve gördüğün gibi bak bağırmak ona karşı bir sinir halinde öfke halinde belki de bu kişi bir şeyler karıştırmış bir problem çıkartmış bunun seninkini buna karşı çok kızgın gösteriyor sinirli gösteriyor ve geri çekilmek enerjisini verdi. Yani ilişkide ve buradaki kişiden ikilemde kaldığını demin istiyor hareket etmek ama burada kararı geri çekilmek gibi bir enerji çıkardı. Araları bozuk. Gerçeklerden kaçmak. Görüyor musun bak tilkiliği. Stratejik yaklaşımlar kesin zeka sağduyu artışı ve gerçeklerden kaçmak. Bak zeka küpüm bu kişi buna karşı da aynı şekilde davranıyor. Zeka kullandığını gösteriyor. Gerçekler verdiği vaatlerden, sözlerden kesinlikle kaçma isteni ve kaçtığını gösteriyor. Ve onu da stratejik yaklaşımlar çok dikkatli şekilde onu idare etmeye çalışmasından bahsediyor. Ufak ufak da dikkatinizi çekerim. Kendini geri çekmeye başlamış. Yani enerji olarak bundan kopma isteği var. Güncel enerji. Şimdi Ak, üçüncü kişi. Üçüncü kişinin seninkine karşı enerjisine bakacağız. Bakalım ne var. Düzen ve tertip acı çekmek ne Ay yavrum. Yavrum. Ayrılık matem. Rüyalarımda hep sen varsın aşk. Görüyorsun değil mi yavrum? Şimdi bakalım. neptun'u çıkardı. Neptün Balık burcunun yönetici gezegenidir. Balık olarak algılamayın. Enerjiden bahsediyorum. Yani Balık burcu demiyorum. Olabilir ama enerjiden. Çevrenin etkisine açık olmak, empati, şefkat ve duyarlılık, sorumluluklardan kaçmak, hayal dünyasında yaşamak. Bu üçüncü kişi de bak ben yine söyleyeyim çok acı çektiğini gösteriyor. Seninkine karşı duygusal bir bağ, duygudan bahsediyor. Kesinlikle duygudan bahsediyor, bir bağ olduğunu gösteriyor. Sevmiş olduğunu gösteriyor ve burada hayal dünyasında yaşıyor. Yani mantıklı hiçbir yeri kalmamış. Mantığa yer yok onun kafasında. Şu anda afallamış, psikolojik olarak gergin gösteriyor. Karşı koyamaz bir enerjiden bahsediyor. Çok ciddi şekilde acı çektiğini gösteriyor. Acı çekiyor resmen. Ve burada düzen ve tertipli davranmak zorunda kaldığını gösteriyor. Zevkine düşkün olmak, başına büyük davranmak. Bu biraz özgürlüğüne düşkün bir karakterdir. Ee, şimdi duygusaldır, muygusaldır, acı çekiyor, aşıktır ama kafa attığı zaman her şey yapabilecek çok acımasız bir enerjiden bahsediyor. İçinde bir sinsilik var. Düzenli ve tertipli olmam gerekiyor enerjisi. son Sonbaharın ruhunu çıkardı. Hüzün sana eşlik ediyor dallarından kopan her bir yaprak ayrılığın habercisidir. Cüz sana yağmur ve toprak kokusunu hatırlatacak. Bu kişi ayrı ayrı olduklarını gösteriyor veya boşanma gibi bir enerjinin gelişinden bahsediyor. Ayrılıktan bahsediyor. Güncel olarak da ayrılık ve ileriye dönük olan enerjide de ayrılık. Şimdi ortak enerjiye bakacağım. Ayrılıktan bahsediyor. Evlilik Şimdi bu hayalperest hayal kuruyor ya ya üçüncü kişi bununla evlidir arkadaşlar evli olduğunu gösteriyor ya da bu kişiye de evlilik vaadinde bulunmuş olduğunu gösteriyor. Ama evlilik vaadinin üzerine çıkan matem ve ayrılığı da gösteriyor. Her karanlık gece güneşi koynunda saklar diyor. Her ayrılık güzel bir kavuşma içindir. Ve ilişkinin bitmesi gerektiği yerde bitirmen gerekiyor diyor enerji bunlar ayrı özgür irade ve e, düşünceden bahsediyor özgür irade artık diyor ki ben e, kendi kararlarımı veremiyordum hırs yapmış olduğunu gösteriyor ben bunun hakkını senden almam mı yani bana verdiğin sözler bana verdiğin vaatler bu kişi e, tamam duygusal olarak e, aklındaki kişiye bağlıdır üçüncü kişi seviyor ama e, seninkinin ona yaptığı mesafe, ayrılık acısını yaşatması ve onu ikilemde bırakması. Ortak enerjiye bakacağım şimdi. Hiç iyi enerjiden bahsetmiyor ve bu üçüncü kişi hırs yapmış olduğunu gösteriyor. Yani bakalım sen misin ben miyim gibisinden olumlu duygularınızı güçlendirin diyor rüyalarımda hep sen varsın bunun artık umudunu kaybetmiş bir vaziyette olduğunu gösteriyor ne diyor olumlu duygularınızı güçlendirin yani hep olumsuz düşünüyor korkuları var hayal ediyor düşünüyor düşünüyor ama çıkmazda olduğunu gösteriyor olumlu, olumlu duyguları harekete geçirmek rüyalarımda hep sen varsın bak bu kişiye takıntılı bir vaziyette olduğunu gösteriyor ve bu kişiye karşı aşk diyor aşık olduğunu söylüyor gördüğünüz gibi Üçüncü kişi seninkine aşık. Rüyalarımda hep sen varsın. Yani senin için fedakarlık yapmaya hazırım diyor ama içinde de çok kötü bir hırs var. O hırsı bastırmaya çalışan bir kişi var karşımızda. Bu kişinin enerjisinde ise geri çekilmek, gerçeklerden kaçmak. Göstereyim size stratejik yaklaşımlar. Yani fesat ve fitne var burada kızgın olması yani vermiş olduğu vadilerde boş seninki buna karşı bu üçüncü kişi ise seninkine aşık şimdi ortak enerjiye bakacağım olası gelecekte ne var aralarındaki olası enerji nedir sonra kararına bakacağım arkadaşlar kararı kimden yana olacak ortak enerjiye bakıyoruz şimdi hadi bakalım ortak enerjide ne var ee, ve buradaki enerji nedir biliyor musun seninkinin ona karşı da stratejik davranışlar içerisinde olması anladın mı ve buradaki enerji diyor ki bunların arasındaki enerjide bunların arasındaki enerjide hiçbir şekilde seninkinin güncel enerjide bu üçüncü kişiye karşı duygusal bir bağının kalmadığını gösteriyor. Kesinlikle. Burada bu da mağdur. Ben sana söyleyeyim. Bakalım şimdi ortak enerjilerde ne gösterecek. Ve buradaki enerji ortak enerji olası geleceğin ortak enerjisi olacak. Anladınız mı? Bu güncel enerjisi. Bunun da güncel enerjisi. Bu ortak enerjisi de gelecek olan enerji. Yani gelecekte olacak ortak enerji nedir? E, buradaki Şeye bir bakalım. Evet, böyle bir de şey yapalım, seçelim, hangisini seçelim. Hadi bunu seçeceğim. Bakalım ortak enerjilerde ne çıkaracak? Kaçıyor seninki ondan. Bu seninki ondan kaçıyor yani enerji olarak kaçtığını gösteriyor kesinlikle. Bakalım, bir tane seçelim. Hadi bakalım ortakta neler var. Ortakta neler var. Ortak enerjilerde neler olacak? Buna bakacağız. Hangisini seçelim? Hadi şunu seçelim. Evet. Evet. Başka ne seçeceğiz? Katina'da seçeceğim bir tane. bir tane de bu tarottan seçeceğim demin size seçtiğim tarottan hadi bakalım ortak enerjilerdeki düşünce ve enerji nedir bir bakalım bakalım Evet hadi şimdi yorumlayalım. Ne bekliyor ortakta bunları? Ayın ruhu diyor. Kaygıdan bahsediyor. Ay üzerime çok öfke. Ay iki tane ay kartı çıkardı Lady. Lady ortada kalmış ve elinde elmasıyla. Vah vah vah. Şimdi ay ne diyor? Belirsizlik ve netlik kazanmamış durumlar var diyor. Karmaşıklık, korku ve huzursuzluk duyguları seni esir almış diyor. Kendini güvende hissetmeyebilirsin diyor. Ay kartı kaygıdan bahseder. Ortak enerji ve olası enerjiden bahsediyor. Hala kendimi bulmaya çalışıyorum. Yani yeniliklik yok. Yerde miyim gökte miyim neredeyim bilmiyorum senle diyor. Hala kendini bulmaya çalışan bir enerji. Yavaşlama. Olması gerekenden çok daha ağır işleyen süreçler. Belirsizlik. Ee, ne diyor? Basiretsiz kalınan veya tembel davranılan durumlar. Süreci yavaşlatma. Yani atik ve hareketli bir süreçten bahsetmiyor. Yine ilişkide ve enerjide yavaşlamadan bahsediyor. Tilki burada kurnazlık var diyor. Artık iş menfaate geçmiş olduğunu gösteriyor. Kurnazlık var. Bir ilişkide yalan varsa, bir ilişkide kurnazlık varsa, stratejik bir yaklaşımlar varsa bu ilişkide aşk yoktur arkadaşlar. Ben emin olun. Yani bu size karşı da öyledir. Başka birine karşı da genel konuşuyorum. Ama ortak bir ilişkide hep bir tane olumlu kart çıkarmadı. Üzerime çok geliyorsun diyor. Yani seninki diyor ki benim üzerime çok baskı yapıyorsun. Yeter artık. Öfkeden bahsediyor. Birbirine karşı kızgınlık. Şunu görüyor musun? Kızgınlık var. Yani istem dışı giden hareketler ve İlişkileri kontrol altına alamamalar, enerjilerde hiçbir şekilde barıştan bahsetmiyor, etmiyor ve birbirlerine karşı öfkeyle, öfke bekliyor onlar yani enerji olarak. Yine ikinci ay kartını Katina da bunu çıkardı. Üzün ve üzüntülü bir süreç. Ee, bu enerji kaygılı. Üzüntülü, sonu olmayan, aydınlanmayan, yakıcı olan ve üzücü olan bir süreçten bahsediyor ve yalan var. Kocaman bir yalan var aralarındaki enerji. Geçici bir durumdur burada. Üçüncü kişiye karşı kalıcı olarak hiçbir enerji ne seninkinde var ne üçüncü kişide. ileriye dönük ortak enerjilerde ee, şey var bir yalan var. Yalan üzerine kurulmuş bir enerjiyi gösteriyor. Gelecek olan enerji ve laydı gösteriyor. Ve buradaki enerji de diyor ki avcumu şey elinde kalan bir enerji var. Diyor ki tamam sen bunu bana yaptın ama benim sana çok ciddi ahım var. Beni bozamazsın diyor sen üçüncü kişi. Ve buradaki enerjide ben sana kalbimi gönlümü temiz açtım diyor. Sen beni kullandın enerjisini gösterdi. Burada görüyor musun? ısırılmış bir elma söz konusu. Buradaki enerjiyi de fark ettiniz mi bilmiyorum ama hiçbir şekilde ortak gelecek enerjide hiçbir vade bulunmuş olduğunu göstermedi. Yalanla başlamış bir enerjinin bitişi de ortak enerjide gelecek olan enerjide aralarındaki yalanla devam eden ve boş bir enerjiyi gösterdi. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Kararı ne olacak? Katina ile şeyle bakacağım evokla. Şimdi bu sensin kararı. Aklındaki kişinin kararına bakacağım. Seçimi senden yana mı? Üçüncü kişiden yana mı? Bu sensin izleyen kişi. Bu da üçüncü kişidir. Hadi bakalım. Katina şeyle evokla, evokla açıklayacağım. Sana karşı seçimi ne olacak? Üçüncü kişiye karşı seçimi ne olacak? Kararı ne olacak? 3 kart bana yeterlidir cevaplaması için. 3 kart bana yeterlidir cevaplaması için. Tutkuyu gördün mü kırmızı? Bu sensin arkadaşım. Şöyle yapalım canlarım. Evet. Şimdi üçüncü kişiye karşı kararı ne olacak? Sen mi üçüncü kişi mi? Kim? Yolculuk. Tutku. Bak. Tutkudan bahsediyor. Üçüncü kişiye karşı aşkını göstermiyor. Ve üçüncü kişiye karşı hiçbir şekilde enerji olarak aşktan bahsetmedi. Ben size bunu söylüyorum. Aşktan bahsetmedi ilk. Ama burada tutku var. Yani cinsel tutkudan bahsediyor olabilir kart arkadaşlar. Buradaki tutkuyu gösteriyor o kart. Sen, sendeki de kırmızı. Yani seninle beraberim diyor. Sana karşı da ona karşı da tutkusunun olduğunu gösteriyor. Şeytanlığı görüyor musun? Evet üçüncü kart. Sinsi. İşte al. Tarot'u da açacağım üçüncü şey için. Kararı nedir? Kararı ne olacak? Kararlı mı olacak sana karşı? Kararsız mı iletişim? Bakalım. Üzüntü. Üzgünüm diyor. Kararlıyım diyor. Neye kararlıymış? Bir bakalım. Neye kararlıymış? Bir bakalım. Kadersel değişim. Kadersel değişim diyor arkadaşlar. Kadersel değişimi de neyin üzerine kadersel değişim? Bir de ona bakacağız. Kadersel değişim, kader çarkı. Onunla arasında olan kadersel değişimi gösteriyor. Ee, yani bir bir kader değişimi var. Bakalım neymiş bu kader değişimi. Bir kart daha çıkaracağım. Üçüncü kez. Çünkü bu net bir cevap vermedi bana. Kadersel değişim diyorum. Nasıl bir kadersel değişim? Ha, bunu çıkarmak istiyorum. Bakalım ne diyor. Ana kuleyi çıkardı. Gördün mü? Yıkılan kuleyi çıkardı. Net. Şimdi bakalım sende ne var? Kararı burada gördüğüm kadarıyla sarmaşık. Sarmaşık nedir? Sarmaşık nasıl bir e, bir, bir şeylere sarılıp e, büyür nasıl yaşar simbiyoz hayat tarzı derler ya yani sarmaşığın adı üzerinde sarmaş dolaşmasa bir e, nesneye bir ağaca yaşayamaz yani yerlerde çok fazla ömür süremez bu diyor ki benim seninle aramda sen olmasan ben yaşayamam diyor sana karşı seninle beraber ben seninle bir arada benim diyor enerji olarak kararını ve tılsım onlusu her şekilde seninle beraberim ister maddi ister e, manevi ister hayatımda gördüğüm kadın ve bak enerjiye bakar mısın burada? Gördüğüm kadın veya erkek duygusal olarak bağlı olduğum son kararı kılacağım kişi sensin sarmaşın ruhunu gösteriyor. Ve buradaki enerji kupa kralı duygusal olarak kararlı olması kontu ve kupa kralını çıkardı. Duygusal olarak kararlı olmasında sana teklifle gelişini gösteriyor. Ve iletişimle gelişini gösteriyor. Ben sendeyim diyor kırmızı tutku olarak da güç olarak da enerji ve güven olarak da sendeyim diyor. Şeyle geleceğini gösteriyor. İletişimde. Önce iletişimde dönüşü var bunun. Yüz yüze görüşme sonra önce iletişim. Üçüncü kişiye bakalım. Yolculuk. Şimdi buradaki çıkan kartla bunu bağdaştırırsak yolculuk uzaklaşma demektir. Neden? Çünkü kupa dörtlüsü var burada. Üzüntü, hüsran, ayrılığın işaretidir. Yani ona karşı koşarak gitmesi değil de ondan üzgün, mutsuz bir şekilde ayrılıktan bahsediyor ve yolculuk bitecek bir kara enerji ve bitiş diyor. Bitiş yolculuğu sana sadece tutkun vardır diyor ama bu tutkunun üzerine bizim ortadaki mesafeyi görüyorsunuz. Ortada bir engel var bu engel engele rağmen görüştüm seninle duygusal olarak veya cinsel o fiziksel olarak affedersiniz de ama burada bir kararlılığını gösterip benim bir karar vermem gerekiyor. Kılıç şövalyesi keskin bir karar acımasız bir kararla beraber sinsilik tilkilik ve kurnazlık yaparak tıpkı ilk çıkan enerji kartlarında gösterdiği gibi aralarındaki bu tutkunun ve bu duygunun artık neyse bu tutkunun ve bu beraberliğin üzerine çıkan kadersel bir değişimle şak diye yıkım kartını burada bana gösterdi arkadaşlar. Yani üçüncü kişiyle bitişini veriyor seçimi senden yanadır bunu gösterdi. Hayırlısı olsun. Ne diyeyim artık? Rabbim herkese hayırlı kısmetler, hayırlı nasipler versin arkadaşlar. Üçüncüsü, ikincisi kişisi yok bunun. Ben burada üçüncü kişiyi de suçlamıyorum. Üçüncü kişi de seninkinin vermiş olduğu vaatle bu hale gelmiş yani. Çünkü kartları gördünüz. Hırs var içinde, öfke var ama aşk var. Sevmiş üçüncü kişi de ne yapacak? Ama yıkımını gösterdi. Bitiş Tamam mı canlarım? Şimdi toparlamaya çalışırsak her şeyi size anlattım. Bu arada es geçtiğim bir şey var. Kanalıma teşekkür butonu kullanarak destekte bulunan herkese özel özel teşekkür ederim. E, Rabbim rızkınızı, bereketinizi daha çok arttırsın. Kimse kullanmak zorunda değil. Ama kullanan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Canlarım benim. Sizi çok seviyorum. Rabbimin tüm güzellikleri sizlerin olsun canlarım benim. Videomu da fazla uzun tutmak istemiyorum. Yorumlarınızı telaşla, aşkla, sevgiyle bekliyorum. Abone olarak izlerseniz, yorum ve beğeni atarsanız bana bu yeterlidir arkadaşlar. Gerçekten Lütfen ilişkilerimize dikkat edelim. Biraz sabırlı davranalım. Her şeyinizi, her düşündüğünüzü karşı tarafa söylemek veya bildirmek zorunda değilsiniz. Size yalan söyleyin demiyorum bak haşa öyle bir şey demiyorum ama birazcık özeliniz olsun ikili ilişkilerde. Tamam mı canlarım? Sizi seviyorum. Hoşça kalın, güzel kalın.